Değerli dinleyenler, küçük aksaklık sebebiyle öncelikle özür diliyoruz. Fakat teknik ekipte çalışan değerli arkadaşlarımız çözmek üzere uğraş veriyorlar ve bir şekilde halledebildiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başta tamamı gönüllü bilim insanlarından oluşan Türk Müziği Akademik Çevresi olmak üzere Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mim Sanat Derneği ve Tamburi Cemil Bey Derneği katkılarıyla Profesör Doktor Cenk Güray koordinasyonunda yürütülen doğumunun 150. yılında Uluslararası Üstad-ı Cihan Tamburi Cemil Bey çevrimiçi sempozyumunun 3. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. 3. oturumda sempozyum başlıklarından müzik kuramı ve çalgı bilim alt dalları ele alınacak. 3 tane müzik kuramı, özelinde makam kuramı ve çalgı bilim organoloji dalında da bir sunum yer alacak. Çok değerli akademisyenler, araştırmacılar, genç bilim insanları ile birlikteyiz. Çok heyecan verici. İlk konuşmacımız Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesinden hanende diyeyim eski deyişle. Profesör Doktor Serda Türkel Oter önemli bir konu Türk müziğinde bana göre form meselesinden bahsedecek. Form deyince tabii standartize olmuş bir kavramlardan söz edemiyoruz makam müziğimiz içerisinde. İşte ona uyan buna uymuyor, o vezne uyan şuna uymuyor, öbürüne uyan ona uymuyor. Sonuçta pek çok yaklaşım da henüz geliştirilmiş değil açıkçası. Fakat Serda Türkel Otel bu alanda kendisinin yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Çünkü önemli önermeleri var, yaklaşımları var, farklı bakış açıları var ve onlar eliyle neredeyse bir ekolleşmeye gittiğini ben düşünüyorum yaptığı çalışmalarla. Bugün bu sempozyuma özel Tamburi Cemil'in şarkılarında form özellikleri konusuyla karşımızda. Sözü kendisine bırakıyorum. Esra'cığım, öncelikle size sunumu olan hocalarımı, katılımcı tüm hocaları ve şu anda bizleri izleyen tüm dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Güzel sözleriniz için, değerlendirmeleriniz için ayrıca size teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir analiz yönteminde yapacağımız incelemelerle Tamburi Cemil'in şarkılarının üzerine konuşacağız. Hemen ben ekranımı paylaşmak istiyorum. Evet, sanırım görünüyor değil mi? Besteker kimliğiyle saz musikisini sözlü bir esere bir refakatten öteye götürerek çalgı icracılarının solist niteliklerini öne çıkartmasıyla en önemli isimlerden biri olan Tamburi Cemil, aynı zamanda sözlü eserler bestelemesiyle bizim gibi ses icracılarının alanında da çalışmalar yapan kişilerin dikkatini çekmekte. Bu bakımdan biz de Cemil'in şarkılarında form özelliklerini, Cemil Bey'in şarkılarında form özelliklerini ele aldık. Hemen devam ediyorum. Evet. Öncelikle formdan kısaca bahsetmek istiyorum. Edvarlarda klasik Türk musikisi sözlü eserlerine bakış ve klasik Türk musikisi form yapılarından şöyle hızlıca bahsetmek gerekirse. Form musikide eserlerinin türünü, üslubunu, şeklini ve yapısını yani kuruluşunu tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan bilgidir. Bir form hakkında bilgiye ulaşma yolunda bu formun ortak özelliklerindeki kümede yer aldığı türü, formun bu küme içerisinde kendine has özellikleri, bu formu kullanan bestekarın ifade tarzı, kullandığı yöntemleri ve diğer bestekarlarla olan ortak ve farklı yanları da keşfedilir. Aynı zamanda bir bütün oluşturan formun parçalarının düzenleniş tarzı yani formun yapısı bu keşfin en önemli parçalarındandır. Dolayısıyla form için bir eserin bütünlüğe ulaşma ve bestekarın bu bütünlüğe ulaşma yolundaki düşünce tarzıdır diyebiliriz. Türk musikisinde form, kompozisyon açısından çok önemli bir konu olmakla birlikte her nedense çoğunlukla pek rağbet görmemiştir. Türk musikisine dair bilgi edindiğimiz en eski yüzyıllardan günümüze gelene kadar musiki üzerine yazılmış kaynaklara baktığımızda
Form konusunda makam ve usul kadar yer verilmediği veya oldukça yüzeysel denildiği dikkat çekmektedir. Hatta bazı edvarlarda konuya dair hiçbir bilgi olmadığı da görülmüştür. Formlar 13. yüzyıla gelene kadar daha çok insanların duyguları üzerindeki bıraktığı, insanlarda bıraktığı duygular üzerinden değerlendirilmiş. İlk kez Safiyettin tarafından şeklen bir açıklama getirilmiş. Daha sonra 14. yüzyılda Abdülkadir Meragi'nin bu konuda genişçe bilgi verdiğini görüyoruz. 15. yüzyıla geldiğimizde Ali Şah Meragi'den faydalanarak Meragi'nin bahsettiği formları daha sistemli bir şekilde açıklamıştır. Daha sonra 18. yüzyıla gelene kadar edvarlarda form konusu pek mevzu bahis olmamış veya tekerrür eder şekilde yer verilmiş formlara. Form konusunda en kapsamlı, en sistematik açıklamaları biz Kantemiroğlu Edvarı'nda bulmaktayız. İlk defa Kantemiroğlu formları ezgileri hakkında bilgi veren kişi olmuştur. Edvarda verilen tarifler hem güftelerdeki mısraların sıralanışları hem de mum mısraların ezgileri bakımından birbirleriyle ilişkileri içerisinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 19. yüzyılda Ahmet Avni Konuk Hanendi Mecmuası'na genişçe yer vermiştir formlara. 20. yüzyılda artık daha önem kazanmış ve form analizine bir yönelim olmuştur. Ancak burada kullanılan analiz yöntemleri de batı kaynaklı, batıdan alarak kullandığımız yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Formlar yapıları bakımından matematiksel olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılırlar. Ve klasik müziklerde formlar hani matematikle doğrudan ilişkili aslında. Gelişi güzel değil, düzenli ve kaidelere bağlı olarak karşımıza çıkıyorlar. Klasik Türk musikisi asarına hakim olanlar bu eserlerin ne kadar eşsiz bir düzene sahip olduğunu ve bir düzen içerisinde nasıl komplike bir anlayış olduğunu da bilirler. Dolayısıyla klasik musikimizde bir eserin inşasında güfte onunla bağlantılı terennüm, usul, form, makam ve ezgi birer yapı taşıdır ve bunlar birbirine öylesine girift olarak işlenmiştir ki birini incelemeden diğeriyle ilgili yargıya varmanız neredeyse imkansız gibidir. Ve bu yapılar aynı zamanda çok simetrik bir işleyişle karşımıza çıkıyorlar. Klasik Türk musikisi formları da az önce söylediğim gibi bu matematiksel işleyişte ve son derece simetrik düzendedir. Örneğin eserin serhanesinde bir uygulama tüm hanelere aynı düzende işlenir. Ya bunun aksine bir hareket söz konusu değildir. Yani incelemelerimiz bize bunları göstermiştir. Ne var ki günümüze meşte gelen eserlerimizde yüzyıllar içerisinde gerek form, gerek güfte, gerekse ezgiler bakımından bazı bozulmalar olduğu bilinmektedir. İşte bu bozulmaların tespiti ve düzeltilmesi için de sözünü ettiğimiz eserlerdeki o simetrik düzeni bilinmesi çok önemlidir. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla bunlara daha somut ifadelerle yaklaştığımızı umut ediyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Özellikle lisansüstü programlarda kar, arş sema, yürük sema ve gazel formu ile ilgili form açısından, işleyişleri açısından çok önemli bilgilere ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu bilgilere ulaşmada en önemli hususun uyguladığımız form analiz yöntemi olduğunu söylemem gerekiyor. Bu analiz sözlü eserlerin analizine uygun olacak şekilde tarafından geliştirilen eserde formun işleyişini ve eserdeki simetrik yapıyı görmemizi mümkün kılan, eksikliklerin de tespitine imkan sağlayan bir analiz yöntemi. Mevcut analiz yöntemlerinden çok aykırı değil, onların geliştirilmiş bir şekli olarak düşünebiliriz. Yani sözlü eserleri analize dahil edecek şekilde kurgulanmış bir sistem. Hemen ondan Tamburi Cemil Bey'in eserlerini bu analiz yöntemiyle incelediğimiz için anlaşılması bakımından hızlı bir şekilde bu yöntemle ilgili bilgi vermek istiyorum. Yöntemde ezgiler bilinen şekliyle her zaman harfler her zaman ezgileri anlatacak şekilde düzenlendi. Büyük musiki cümleleri büyük harflerle cümlecik olarak ifade edebileceğimiz, sözün bölünerek tekrar eden ezgilerini gösteren kısımlar ise küçük harflerle yer almaktadır. Tek istisna T harfi, büyük ve küçük T harfleridir. Bunlar yöntem içerisinde daima terennümler için, terennüm bağlantıları, bağlantı lafızları için kullanılmış, bir daha ezgi için yer almamıştır. Burada
Bu analiz yöntemindeki en önemli yenilik güfteleri ifade etmek maksadıyla sayıların kullanılmasıdır. Bu uygulama 3 ayrı şekilde kurgulandı. İlki güftelerin mısralarını göstermek amacıyla harflerin hemen sol tarafına yazılacak olan sıralı sayılar. Örneğin birinci mısrayı ifade etmek için birinci mısranın ezgisini belirtmek için A harfi kullanılarak şurada gördüğünüz gibi 1A şeklinde bir tanımlama yapılıyor. Sayıların ikinci kullanım şekli terenimlerdeki söz değişikliğine yönelik. T harfine boşluk vermeksizin hemen sağına sözel olarak kaçıncı terenim olduğunu gösteren T1, T3 gibi sayılar ve onun hemen devamına da ezgisini gösterecek A, B, C gibi harfler getirilmekte. Son olarak sayılara sözlerin bir mısra içerisinde bölünerek eser içerisinde herhangi bir yerde tekrar etmesi durumunda gösterebilmek maksadıyla yer verilmiştir. Bunlar da örneğin 1A şeklindeki bir ifade birinci mısranın ezgisini bütün olarak nitelerken şurada gördüğünüz üstü sayılarla ifade ettiğimiz kullanım bir bütün içerisinde bu kullanım mesela birinci mısranın birinci kısmını ezgisel olarak tanımlamaktadır. Bu analiz yönteminde kullandığımız düzen hakkında bilgi vermek gerekirse her mısra bir cümle olarak düşünülmekte. Bu cümleler içerisinde yine söze bağlı olarak cümlecikler yer alıyorsa onları da şurada gördüğünüz şekilde parantezler içinde göstermekteyiz. Parantez içindeki bu gösterimler kendisinden önce ifade edilen kısmın açılımı niteliğindedir. Bu kullanım formun hem en genel şemasını hem de detaylarını rahatlıkla göstermeyi amaçlamaktadır. Bu analizin bize sağladıkları nedir ondan bahsedeyim. Bu yöntemle ortaya koyduğumuz eserlerin en karmaşık yapılarında bile formun gözle görülür, asla bozulmayan simetrik yapılarını tespit etmek mümkün oluyor. Mesela bir örnek üzerinden Dede'nin bir eserini Isfahan Yürük Semaini seçtim. Gördüğünüz gibi mısraları alt alta getirdiğimizde her mısrada tekrar eden kısımların, terennümden sonra tekrar eden sözel kısımların ne kadar simetrik yapılarda kurgulandığını görebiliyorsunuz ve eğer nerede olduğunu görmenizi sağlıyor. Bu yöntemle karlarda restorasyonlar yaptığımızı belirtmem lazım. Yine yürük semai ve ağır semailerde de yine böyle restore ettiğimiz çalışmalar var. Şimdi Tanvur Cemil'in şarkılarındaki form özelliklerine geçmek istiyorum. Cemil Bey'in şarkılarını mısra sayıları, vezin kalıpları, usulleri, form düzeni ve eserlerin usul vezin söz dağılımları yönünden inceledik. Cemil Bey'in şarkılarında form özelliklerine baktığımızda eserlerin usullerine ve vezinlerine göre bunları önce kategorize ettik bu çalışmada. Aşağıda gördüğünüz gibi mesela aksak usulündeki şarkılar vezin kalıpları içerisinde yine kategorize edilerek alt alta sıralandı ve hepsi kendi içerisinde form düzenleri gösterildi. Mesela bir tane 8 mısralı beni vigani ihab etti sözleriyle başlayan eserin form düzenini burada gösterdim. Hepsini bu şekilde tek tek analiz ettik. Daha sonra aynı vezin ve usuldeki eserlerin vezin söz usul dağılımlarını karşılaştırmalı olarak verdik. Çünkü Cemil Bey'in özellikle bazı vezin kalıplarına aynı şeyleri kullanarak, usulleri kullanarak rağbet ettiğini tespit ettik. Ve burada acaba nasıl bir kullanım var? Dağılım açısından bestekarın kendine özgün bir tavrı mı var? Yoksa kalıp şeyler mi kullanıyor, yöntemler mi kullanıyor diye bunları da irdeledik bu çalışmada. Ve bu şekilde alt alta getirecek şekilde sözleri vezinleriyle birlikte karşılaştırdık. Bu yaptığımız çalışma neticesinde de ulaştığımız sonuçları şu şekilde aktarabilirim. Tanvur Cemil'in şarkı formundaki 18 eseri form ve usulleri yönünden incelendiğinde bestekarın 7 şarkısını aksak usulünde, 3 şarkısını ağır aksak usulünde besteleyerek 10 şarkısını aksak kalıpta oluşturduğu tespit edilmiştir. 7 aksak şarkının biri iki feilatüm bir feilün, ikisi üç failatüm bir failüm vezninde, ikisi
Yine aksak kalıpta mefalim mefalim feulün ve ikisi de mefulü mefalim mefalim feulün vezinde tercih edilmiştir. Üç ağır aksak şarkının ikisinde yine aksak usulünde kullanılan üç failatün failün birinde iki failatün failün vezin kalıplarında olduğu görülmüştür. Bu bağlamda bestekarın şarkılarının en çok aksak usulünü kullandığını bir kere söyleyebiliriz. Daha sonra en çok zengin semai usulünü bestelemiş Cemil Bey ve bunda sadece mef'ulü, mef'al, mef'al, fe'ulün vezini tercih etmiş dört eserde de. İki yürük semai eseri var iki farklı vezinde. İki şarkıda da hindi usulünü kullanmış. Yine burada da üç failatün bir failün veya iki failatün bir failün vezni kullandığını görüyoruz. Bu şarkıların tamamına bakıldığında bestekar tarafından üç failatün bir failün veya iki failatün bir failün vezni kalıbına ekstra rağbet ettiği görülüyor. Cemil Bey'in şarkı formundaki 18 eseri form usulleri yönünden incelendiğinde şarkıların 13'ü 4 mısralı, 4'ü 8 mısralı, 1'i de 6 mısralı olarak oluşturulmuştur. Şarkıların form düzeninde bilinen en yaygın kullanılan zemin, nakarat, meyan, nakarat. Şurada aşağıda şeklini görüyorsunuz. Birinci hali zemin, iki nakarat, üç meyan ve dört nakarat şeklinde. Bunlar da iki ve dördün genellikle aynı sözde olduğu, bazen farklı sözlerle oluşturdu. Bu da birinci üzeri şiirden kaynaklı bir farklılık olarak karşımıza çıkmıştır. Şarkılar içerisinde dört mısralı şarkılardan sadece Hüseyin'i şarkıda, her mısranın son iki lafzında söz tekrarlarına yer verildiği görülmüştür. Bunun dışında eserlerde böyle söz cümlecik olarak söz tekrarları görülmüyor. Genellikle mısranın kendisini bestelemiş Cemil Bey. Lafızların ikinci tekrarları da bu eserde ilkinden farklı bir ezgiyle oluşturulmuştur. Şarkının bu detaylarını aşağıdaki formülasyonda görebilirsiniz. Burası en genel yapısı. İçerisinde bakınız birinci kısım, ikinci kısmın bir B, bir de C ezgisiyle iki kere tekrar ettiğini görebiliyoruz. Ve bu simetrik yapı her şeyde, her mısrada işlenmiş. 8 mısralı uygulamaların çoğunda şeklen 4 mısralardan farklı bir anlayış görülmemiştir. İkinci dörtlüğün birincinin birebir tekrar olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yine aşağıdaki formülasyonda ikinci dörtlüğün aynı yapıda yan yana getirildiğinde zaten aynı ezgilerle oluşturulduğunu görebildiğinizi, anlayabildiğinizi umuyorum analiz sisteminden. 8 mısralı uygulamalarda bu yaygın düzenden farklı olarak her mısranın tekrarlı kullanıldığı bir şekil dikkati çekmekte. Bu uygulamada nakarat hanelerin yani 2, 4, 6 ve 8 zemin ve meyan hanedeki ikinci tekrarlardan farklı olarak farklı bir ezgiyle yinelendiği görülmüştür. En bilinen düzenden çok farklı olmamakla birlikte diğer eserlerini hep aynı düzende kullandığı dikkate alınırsa buradaki eser farklılığıyla dikkati çekmiştir. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Bu farklı uygulamanın yanında 8 mısralı şarkıları içinde her mısradan sonra kullandığı ah terennümünü form düzeni içerisinde değerlendirdiğimizde şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Sultan-ı Yegah şarkıda özellikle son lafzı bir ah araya 3 kere tekrar yinelediği ah terennümüyle bir yapı oluşturmuş ve burada görüldüğü üzere her mısradan sonra bunların tekrarlı bir şekilde uygulandığı göze çarpmakta. Bu bize birazcık Hacı Arif Bey'in of terennümlü şeylerini aklımıza getirdi. Şarkı kullanımlarını aklımıza getirdi. Çünkü orada genellikle bunu bir terennüm anlayışında işlemektedir Hacı Arif Bey. Acaba etkilenmiş midir diye bir fikir olabilir, etkilenmiş olabilir belki Tamuri Cemil Bey. Eğer bunları değerlendirmezsek, sözün içerisine dahil edersek de yapının diğer yapılardan çok farklı olmadığı aşağıdaki analizde görülmekte. Bir tane altı mısralı eseri var ve en farklı olan yapı da bu. Aslında farklılığı şurada. İlk dört mısra şu aşağıda görüldüğü üzere
ilk dört mısra yine bildiğimiz zemin nakarat, meyan nakarat anlayışında işlenmiş. Ama sonra eklediği ikinci iki mısrada bir usul geçkisi yaparak sonra yine ana usule dönüp son dördüncü mısrayla karar etmiştir. Bu bağlamda 18 şarkı içerisindeki belki en farklı kullanım olarak değerlendirebiliriz. Tüm bu anlattıklarımız dikkate alındığında ise Tamburi Cemil Bey'in şarkı formu besteciliğinde, saz eserliği bestekarlığındaki yenilikçi modernist anlayışını yansıtmadığını söylemek mümkün. Eserlerinin hemen hepsini aynı kalıpta işlediği şarkılarında amaç formu bir yeni bir anlayış getirmek değil, repertuara yeni eser kazandırmak olarak yorumlanabilir. Cemil Bey'in şarkılarında söz, vezin, usul dağılımındaki kullanımlarını anlayabilmek için, çünkü form açısından usul önemli bir durum arz ediyor, anlayabilmek için özellikle aynı usulde ve vezinde bestelenmiş eserlerini karşılaştırdık Cemil Bey'in. Aksak usulündeki kullanımlarda bestekarın hep kalıp dağılımlar kullandığını gördük. Sengi Semai'nin usulünde ise zaten Sengi Semai'de tek bir vezin kalıbı kullanmıştı. Ancak buradaki kullanımın aksak usulünden farklı olarak dağılımlarının değişik şekilde yapılandırdığı görülmüştür. Cemil Bey bu anlayışım yani aksak eserlerden farklı olarak Sengi Semai'lerdeki bu farklı uygulamaları bir tesadüf müdür bilinmez ama aynı vezinde ve aynı usul kalıplarında kullanılan özgün yapıları bakımından bize Dede Efendi'den etkilenmiş olabileceğini işaret etmiştir. Dede Efendi'nin yine Cemil Bey'in kullandığı Sengi Semai usulünde kullandığı mef'ulü, mef'al, mef'al, fe'ulün vezindeki eserlerini incelemiş ve karşılaştırmıştık bundan 2 yıl kadar önce. Orada da dedenin farklı kullanımları karşımıza çıkmıştı. O yüzden oraya bir çağrışım yaptı açıkçası. Bir aralarında ilişki olabilir diye düşündürdü. Şöyle anlaşılması bakımından aksak usulündeki kullanımlardaki kalıp dağılımları göstermek istedim. Baktığımız zaman şurada vezinleri verilen ve alt alta mesela sol tarafta gördüğünüz tabloda faaliyetin, 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 faaliyetin kalıbındaki iki eser karşılaştırıldı. Ve bunların dağılımını gördüğünüz gibi hepsi alt alta aynı darplarda kullanılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Yine sağ taraftaki mef'ul, mef'al, mef'al, fe'ulün vezinde de aynı durum söz konusu. Sengi Semai'leri de yine gösterdiğimizde burada farklı uygulamalar olarak 4 ölçüde tamamlananlar ve 6 ölçüde tamamlananlar şeklinde ikiye ayırdık. 4 ölçüde tamamlanan uygulamaların birebir aynı dağılımda olduğunu tespit ettik. Ancak 6 ölçüde tamamlanan uygulamalarda özellikle ikinci tabloda gördüğümüz feryat ki feryadıma oldukça farklı bir dağılım gösteriyor. Tablo 3'te hemen en alttaki tabloda ise pürlerze olur ruhini gördükçe cenanım eserinde ise aslında mısrağın 4 ölçüde tamamlanabildiği ancak bestekarın son lafzı cenanım lafzını tekrar etmesi 2 ölçü kadar uzadığı görülmekte. Yani bu incelemelerde bestekarın tek bir eserinin aslında çok farklı bir işleyişte olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşılması için dedenin şeylerini daha önceki yaptığımız çalışmalardaki sadece vezin dağılımlarını, farklılıklarını göstermek için tablolara paylaşmak istedim. Bakın 3. ölçüde içerisindeki farklı dağılımlar, 4. ölçüde zaten 2. ölçüde kırmızıyla gösterdiğim çok farklı bir yapı var. Dede Efendi özellikle bu vezinde ve usulde yürük semai usulündeki bu kullanımını iki şekilde kullanıyor. Usul başından başlayanlar ve usulün son darbından başlayanlar. Bu usulün başından başlayanlardaki farklı kullanımlar. Bir de son darptan başlayanların tablosunu paylaştığım zaman yine orada da yine üçüncü ölçüden başlayarak dikkat ederseniz dağılımların kendi içerisinde vezinlerin hep farklı farklı olduğunu, kimisinin daha önce bittiğini, kimisinin daha uzayarak bittiğini görmek mümkün. Konuyu toparlayacak olursam son söz olarak
Tamburi Cemil Bey'in şarkı formu özellikleri hem usulü hem form yapıları düzenleri açısından değerlendirildiğinde çok farklı, yenilikçi bir üslup karşımıza çıkmıyor. Bunun nedenini de formla ilgili yenilikçi bir anlayış değil, repertuar eser kazandırmak olarak yorumladığımızı altını çizmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Serda Türkel Otar hocamıza teşekkür ediyoruz bu bilgilenme için. Çok faydalı oldu gerçekten. Yani form meselesine bütüncül olarak bakmamız gerektiğine vurgu yaptınız bir kere. Yani usulden, vezinden, usul darplarından vesaire ayrı düşünülemeyeceğine vurgu yaptınız. Önemliydi. Cemil Bey'in gelenekçi olduğunu tespit ettiğinizi söylediğiniz, yani form düşünüşü anlamında şarkıları bağlamında bu tespitlere teşekkür ediyoruz. Sorular için ise değerli dinleyenler sohbet kısmına yazabilirsiniz. Şimdi biraz teknik sıkıntı yaşadığımız için vakit anlamında sıkıntıya düştük. Onu da önlemek için hızlıca ikinci çalgı bilim alanında sunum yapacak olan Gazi Üniversitesi'nden katılan araştırma görevlisi Koray Köse'nin Oklu Kopuz'dan Yaylı Tambura, Unutulmuş Bir Mefhumun Tamburi Cemil Bey tarafından Yeniden Keşfi başlıklı sunumunu sizlere arz edecek. Hocam teşekkür ediyorum. Sesim geliyor inşallah. Geliyor harika. Peki. Kıymetli hocalarım, kıymetli arkadaşlarım, meslektaşlarım, hepinizi şu an Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ndeki ofisimden selamlıyorum. Şimdi az önceki teknik aksaklıklara benim de dahil olmam nedeniyle sunumu indiremedim. O yüzden ben doğrudan anlatmak istiyorum. Şimdi yaylı tambur dendiği zaman benim nazarımda yaylı tambur sanıyorum ki Türk müziğinin en tartışmalısı. En azından hani kemençeden, kemandan düşünün. Şimdi keman ailesi şu anki hali keman, viola, violonsel ve klarnet ayrıca da. Bunlar batı müziğinden batıdaki halleriyle bize girmiş ve çok güzel entegre olmuşlar. Onları çok tartışmıyorduk ama yaylı tambur seveni çok, sevmeyeni elimi dahi sürmem diyenler var. Bu kadar yaylı saz varken yaylı tambura ne gerek var diyenler var günümüzde. Şimdi o yüzden ben aslında bunun nasıl bir keşif olduğunu anlatmayı ve sunumumun sonlarına doğru, yani daha doğrusu şöyle anlatayım. Bu yaylı tamburun Tamburi Cemil Bey tarafından hani icat edildiği şeklinde ifade edilir. Ben bunun bir icat değil, keşif olduğunu ve bu keşfin aslında hani tarihte de bulunan keşiflere hani doğrudan olmasa da hani dayandığını, çünkü unutulmuş bir mefhumdan bahsediyorum. Muhtemelen yani unutulmuş bir mefhum sözünü yani muhtemelen Cemil Bey'in bundan haberi olmadığını ama kendi merakıyla bunu keşfettiğini düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda da yüzyılımızda, pardon yani 20. yüzyılda yaylı tamburun kabaca gelişimini ve hani sonlara doğru da en azından bazı önerilerimi sunmak istiyorum. Şimdi bir yandan da notlarımı açtım. Az önceki teknik aksaklık nedeniyle notlarımdan da devam edeceğim. Şimdi bildiri özetimi gönderirken şu terminolojiyi önerdim. Tam yaylı çalgılar ve sonradan yaylı çalgılar diyeyim. Şimdi bu terminoloji aslında bulabildiğim kadarıyla hiçbir
çalgı bilimsel sınıflandırmada, çalgı sınıflandırmalarında bulunmuyor. Daha doğrusu hani her çalgıyı kendine özel kendine özel şekilde betimliyorlar, tanımlıyorlar. Ama bu mesela bir kıyastır. Hani tam yaylı çalgılar, sonradan yaylı çalgılar. Şimdi tam yaylı çalgılar ne demek? Ve sonradan yaylılar ne demek? Şimdi günümüzde hani mızraklı versiyonu olmayan ya da tel çekilerek çalınan versiyonu olmayan çalgıların ben tam yaylı çalgılar dedim. Buna örnek tabii ki keman ailesi. Hani şey, pizzicato tekniğini saymaz isek diyorum. O onlara göre yani ileri ek bir teknik olarak kalıyor. Pizzicato kullanımını saymaz isek tamamen yay ile çalındığı bilinen sazlara ben tam yaylı çalgılar dedim. Keman ailesi buna dahil. Kemança buna dahil. Azerbaycan'da, İran'da, Ermenistan'da kullanılan haliyle. Kemança buna dahil. Kabak kemani buna dahil. Yine Orta Asya'da gıçek, o da kemançaya bir hayli benzeyen çalgılar. Bunları tam yaylı çalgılar grubuna dahil edebiliriz. Bir de hani her kavram zıttıyla var olur kabilinden, bunun zıttı olarak da hani tam zıttı demeyelim de karşılığı olarak diyelim, sonradan yaylı çalgılar. Son terimine önermişim. Sonradan yaylı çalgılardan kastım şu, tel çekilerek ya da mızrakla, mızrakla olması şart değil ama genel konuşalım, tel çekilerek çalınan çalgıların yay ile de çalınabilen versiyonlarına sonradan yaylı çalgılar adını önerdim şahsen. Ve bu terminoloji önerisinden hareketle yaylı tamburu anlatmak istedim. Şimdi sonradan yaylı çalgılar adını verdiği çalgılara birkaç örnek var. Şimdi bunlardan bir tanesi Uygur müziğinde kullanılan yaylı Uygur tamburu da diyebileceğimiz setar. Setara baktığınızda tıpkı hani bizim bağlamamızla benzeyen, hatta bağlamanın biraz daha hani uzun gövdeli, uzun ince gövdeli hali ve bunu yay ile yani gövdenin üstündeki köprüyü değiştirerek yay ile çalındığını görebiliyoruz. Aslında hani günümüzde bildiğimiz yaylı tambura en çok benzeyen çalgılardan biri bu. Başka bir örnek, yine sonradan yaylı çalgılar tabir ettiğimiz çalgılara başka bir örnek, Hint müziğinde kullanılan dilruba. Ayrıca esraj diye de bir çalgı var. Hani ikisi birbirine çok benziyor. Ben dilruba üzerinden gideceğim. Dilruba hakikaten bildiğiniz anlamında, gönül çalan anlamında Farsçanın etkisiyle gelen bir çalgı. Bu da Hint sitarına benziyor. Şimdi sitar, tabii dediğim gibi görselleri, sunumları indiremediğim için doğrudan gösteremiyorum ama hani sitara baktığınızda geniş bir sap, kalın metal perdeler ama havada duran perdeler var. Öyle anlatayım. Ve ayrıca hani altında da yaklaşık 15 tane rezonans teli var. Sitar bu şekilde. Dilruba sitarın sapının alınıp başka bir gövdeye konmuş hali. Sitarda yalnız şöyle bir durum var. Hani tamburun geleneksel, bizim tamburumuzun, Türk tamburunun geleneksel icrasını düşündüğümüzde tamburu Cemil Bey'e kadar sadece alt tel kullanılmış çalınırken. Hani üst teller sadece rezonansa katkıda bulunuyor. Tabii ki ilerleyen yıllarda orta tellerin de icraya dahil edilmesi o başka bir konu. Dolayısıyla
Sitar'a geri dönüyorum. Sitar'ın tüm telleri çalınıyor. Sitar'ın tüm yani Hint sitarının tüm telleri çalındığı için dilrubanın da tüm telleri çalınacak şekilde yaylı modifikasyonu yapılıyor ve yani tabii bu bir yaylı tamburu ama hani benzetmek için söylüyorum. Tüm telleri çalabilmek için sağından ve solundan C şeklinde oyuklar açılıyor. Bu şekilde hani violonsel köprüsüne benzer bir köprü ile sitarın tüm telleri, özür dilerim, dilrubanın tüm telleri yay ile çalınabiliyor. Bu da sonradan yaylı çalgılar tabir ettiğim türde çalgılara bir örnek. Şimdi yaylı tamburun keşfine gelecek olursak, yani bu fikir bir şekilde yüzyıllarca sürmüş ama hani Anadolu'da, İstanbul'da özellikle hani batı tipi kemanın 18. yüzyılda biraz daha yaygınlaşmasıyla özellikle hani Kemani Hızır Ağa'dan sonra falan özellikle 1700'lü yıllarda yaşamış Kemani Hızır Ağa'dan sonra yaygınlaşmasıyla özellikle hani Viola d'Amor şeklinde yaygınlaşmasıyla hani bu tür çalgıların hani pek görülmediğini yani sonradan yaylı tabir edilecek bir çalgıya ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Zaten hani rebap mevcut. Keman geldi. Kemençe Cemil Bey'den önce Rumların kaba sazıydı. Dolayısıyla hani yeteri kadar yaylı çalgı vardı. Şimdi Cemil Bey, Tamburi Cemil Bey, Cenk Güray hocamın çok beğendiğim bir ifadesi vardır. Musikimizin hayal avcısı bestekarı. Hakikaten bir hayal avının peşinde, ses avının peşinde, melodi avının peşinde, tını avının peşinde bir virtüöz Cemil Bey. Tamburcu Cemil Bey bu arayışı esnasında tamburu hem tamburu hem kemençeyi yendikten sonra ya acaba ben tamburu yay ile çalsam ne olur diye düşünerek normalde düz olan yani gövde üstünde düz olan eşiğin çalınan teline hani az önce bahsettim ya gelenekte alt tel çalınıyor sadece. Dolayısıyla sadece alt tele denk gelen yeri anlatılan olur ki bir kibrit çöpüyle yükseltmesi ve kemençe yayıyla çalması şeklinde. Bu şekilde yaylı tamburu orijinal tabii ki mızraplı tamburunu modifiye etmek suretiyle geliştiriyor, deniyor. Tespit edebildiğim kadarıyla eğer atladığım varsa bilmiyorum ama sanıyorum 10 tane yaylı tambur kaydı var Tamburi Cemil Bey'in. Bu kayıtları ben incelediğimde ilginç bir şey dikkatimi çekti. Sadece köprüyü yükseltmekle de yetinmemiş. 3 ya da 4 kaydında şimdi çalınan tel malumunuz çiftlidir, ikili gruptur. 3 ya da 4 kaydında bu tellerden bir tanesini bam olarak bağladığını, yani bir oktav aşağıdan tınlayacak şekilde bağladığını duyabiliyoruz. Öyle ki hani sanki aynı anda bir violonsel ile kemençe bir arada çalıyormuş, aynı anda hani iki saz aynı anda taksim yapıyormuşçasına bir tını elde etmiş oralarda. Buradan da Tamburi Cemil Bey'in bu arayışa devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi, affedersiniz. Şimdi ilerleyen yıllarda tabii ki yaylı tambur denilince belli başlı isimleri aklımıza geliyor. Kronolojik olarak Cemil Bey'den sonra İzzettin Ökte. Bu arada bir ek
bir şey söyleyeyim. Ben bulamamış da olabilirim ama bildiğim kadarıyla Cemil Bey'in yaylı tamburu, yaylı tambur çalarken, yaylı tamburu tutarken çekilmiş bir fotoğrafı yok. Yani, dolayısıyla hani yaylı tamburu nasıl tuttuğunu Cemil Bey'den bilemiyoruz. Ama İzzettin Ökte'den az çok gördüğümüz üzere, fotoğraflarında gördüğümüz üzere yaylı tamburu, ki o da orijinal yaylı tambur, orijinal tamburun modifiye edilmiş hali şeklinde kullanıyor yaylı tamburu. Oradan görüyoruz. Şimdi konuşmamın başında, sunumumun başında Türk müziğinin en tartışmalı sazı demiştim. Tartışmalarda hani neler var? Hani tutuş belki. Hani tutuş, sazın tutuşu bile tartışmalı açıkçası. Şimdi az önce hani sazı nasıl tuttuğunu bilmiyoruz derken hani en azından doğrudan referans olacak bir fotoğrafa sahip değiliz Cemil Bey tarafından. Ama hani İzzettin Bey yaylı tamburu dizlerinin üstünde tutarak çalıyor. Ondan sonra Erzmet Batanay geliyor. Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey'in bildiğimiz kadarıyla tek öğrencisi. O da ayrı bir dahi. O da bu şekilde tutuyor. Ama mesela ben kendim icra ederken ben bunu, bu sazı tabii kadrajın dışına çıkıyorum ama şöyle biraz eğmek istiyorum kamerayı. Normalde hani diğer icracılar bu şekilde diz üstünde tutarken ben şöyle ayaklarımı rahli gibi kilitledikten sonra dizlerimin arasında sıkıştırmak suretiyle kullanıyorum. Bunu ben aslında kendim arayıp buldum. Hani bıraktığım zaman sabit duruyorsanız. Sonradan bunun teyidini geçen yıl ODTÜ'de, ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ağırladığımız özel hocamızdan da teyit ettim. O da benim tuttuğum gibi tutuyormuş. Hatta sapı biraz daha eğik tutuyor. Taksimlerinde görebilirsiniz. Şimdi açıkçası hani günümüzden fazla bahsettim ama hani varmak istediğim sonuç Tamburi Cemil Bey'in yaylı tamburu icat ederken değil, keşfederken. Ben bu ifadeyi aslında hani sıkça kullanmak istiyorum. Tamburi Cemil Bey yaylı tamburu keşfederken bunun bir tarihsel birikimi olduğunu düşünüyorum. Yani aslında varmak istediğim sonuç budur. Şimdi günümüze gelecek olursak, yaylı tambur konusunda şöyle bir durum var. Hani naçizane son bir 5 dakika kadar daha rica edeceğim. 17-18 dakikayı buldu. Yani 2-3 dakikada toparlayacağız. 2 dakika o zaman hocam. 2 veya 3 dakikada bir kabaca tamam. Toparlayacağım. Anlaştık. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Şimdi büyüklerimizden, üstadlarımızdan aldığımız bilgi kadarıyla, hatta amatör icracılardan aldığımız bilgi kadarıyla 60'lı yıllarda amatör olarak yaylı tambur icra etmek pek yaygınmış, modaymış. Hani bunun da sebebini az çok anlayabiliyorum. Çünkü hani tek tel üzerinde çalıyorsunuz. Hani diğer ud gibi, kanun gibi hani bir kompleksliği yok. Tek tel üzerinde her şey ortada. Dolayısıyla hani ama hani tabii ki amatör olarak yaylı tambur icrası yaygınlaşınca bazı sıkıntılar da ortaya çıkmış. Hani kaliteli olmayan icralar yaygınlaşınca, hatta ben şunu da duydum.
Yani dönemin TRT Müzik Dairesi Başkanı merhum Kemençevi Cüneyt Orhun'un defakto olarak yaylı tamburu radyolarda yasakladığını da duymuştum. Dolayısıyla hani yaylı tamburun bu şekilde bir ön yargılı durumu var. Halbuki yaylı tambur güzel değerlendirildiğinde çeşitli rezonans imkanlarına sahip, uzunca bir çalınan teli uzunca olduğundan istediğiniz gibi flajöle alma imkanınız keman tekniklerinden, violonsel tekniklerinden alıntılayarak flajöleler kullanmanız mümkün. Başka önereceğim bir şey, hani yaylı tamburun gelişimi konusunda. Şimdi şöyle göstermeye çalışacağım ama, affedersiniz. Şöyle göstermeye çalışacağım ama, şimdi şuradaki çalınan tel burada yükseltilmiş vaziyette. Yakın zamanda ben şunu da düşündüm ama malumunuz salgın sürecinde bunu yapmak mümkün olmadı. Şu taraftan da bir tel yükselterek, mesela bu teli de bant telini, en kalın bant telini kullanarak bir rebap etkisi de verilebileceğini düşünüyorum. Sözlerime son verirken, yaylı tamburun aslında yeni müzik tabir ettiğimiz türdeki bestelerde de kullanılabileceğini düşünüyorum. Bestecilerin, yeni müzik bestecilerinin yaylı tamburu anlamasını ve bunun için, bu saz için besteler üretmesini gelecekte diliyorum. En son olarak bu sazın da dahil olmak üzere birçok sazın yapımcısı İstanbullu Luthiye Mustafa Gencer'e de COVID-19 nedeniyle acil şifalar diliyorum. Birkaç gündür yoğun bakımdaydı. 2 gün önce Allah'tan yoğun bakımdan çıktığı haberini aldık. Çok sevindik. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sunumunuz için teşekkür ederiz Koray Köse. Gazi Üniversitesi'nden katıldı. Kendisi okulu Kopuz'dan yaylı tambura. Biz de bahsettiğiniz Lütfiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bu arada. Şimdi sırada Nuri Yılmaz ve Profesör Doktor Cenk Güray tarafından hazırlanmış olan Anadolu kentli müzik geleneklerinde saklı kalmış bir makam, Beşiri üzerine yapılacak sunumu izliyoruz. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, ben Nuri Yılmaz. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Hocam Profesör Doktor Cenk Güray'ın önderliğinde Harput müziğinde yerel isimlendirmeye sahip makamların incelenmesi konulu yüksek lisans tezi üzerinde çalışmaktayım. Anadolu kentli müzik geleneği geleneklerinde saklı kalmış olan Beşiri makamı ile ilgili sunumumu gerçekleştireceğim. Beşiri ayağı veya Beşiri yapısıyla alakalı kaynakları taradığımızda Beşiri isminin bazı kaynaklarda geçtiğini, yalnız detaylı bilgiye erişemediğimizi gördük. Yakup Fikret Kutlu'nun Türk Musikisi'nde Makamlar adlı eserinde Beşiri ayağının Nida Tüfekçi tarafından rast perdesinde karar veren bir ayak türüdür şeklinde tanımlandığını, hatta halk musikisi geleneğinde mahur makamına karşılık olarak kabul edildiğini, inici olarak seyir gösterdiği için de inici müstezat adı ile de adlandırıldığını gözlemlemiş olduk. Kaynaktaki dizi şekildeki gibidir. Burada gözümüze çarpan, dikkatimizi çeken unsur, mahur perdesi yerine dizide ev içi perdesinin kullanılıyor olması. Vakti etkin kullanmak adına hızlıca geçiyorum. Harput Beşiri Hoyrat ismindeki eseri sizlere kısaca dinletmek isterim.
ezgi yapısı ve perde kullanımları hakkında bilgi sahibi olabilmek için hemen başlatıyorum. Aha! Eserin girişinde Gülizar ezgi çekirdeğine uygun bir yapının olduğu dikkatimizi çekiyor. Bu görüşe Hüseyin'in perdesindeki asma kalıştan ve Gerdaniye perdesi üzerindeki yapıdan vardık. Daha sonra meyan olarak da değerlendirebileceğimiz bölüm Gerdaniye ezgi çekirdeği yapısıyla devam etmekte. Yine Gerdaniye perdesi üzerinde tiz çargahtan başlayan bir seyir göze çarpmakta. Devamında ise Neva ezgi çekirdeği yapısına uygun bir yapı var. Eviç Acem perdeleri değişikliğini görüyoruz. Çargah perdesini pekiştirici olarak kullanıp Neva perdesinde yaptığı bir asma kalış. Ardından karara doğru yöneldiğinde seyir Acem perdesinde çargah, Acem'de çargah ezgi çekirdeğiyle devam ettiğini, daha sonra pençkaya asil ve rast ezgi çekirdeklerine bağlamakta koşu olarak kullanılan ya da gidiş olarak kullanılan bir nevruz çekirdeği dügah perdesinde kalış yapan, az önce de belirttiğim gibi pençkaya asil ezgi çekirdeğiyle rast perdesine geliş ve diziyi neredeyse tamamen gösteren bir koşuyla rast perdesinde rast ezgi çekirdeği yapısıyla karar ettiğini görmekteyiz. İkinci incelediğimiz eser ise Görmedim Alemde Bir Benzerin Ey Güzel. Bu eserler Harput müzikli toplantılarında Beşiri faslında seslendirilen eserler. Sıraları değişebilmekte ama Beşiri grubunda yer aldıkları için biz bu eserleri inceledik. Onu da çok vakit kaybetmeden belirtmek isterim. Yine eserin girişinde dikkatimizi çeken farklı bir husus diğer esere göre Hicaz Hüzzam ezgi çekirdeği yapısıyla Gerdaniye'den hemen Neva perdesindeki kalışını Hicaz Hüzzam ezgi çekirdeği yapısıyla gerçekleştirmesi. Buna Hicaz Hüzzam adını vermemizin sebebi Neva üzerinde dar nispette bir Hicaz aralığını kullanması. Bunun da bir şekilde hüzzam rengine atıfta bulunması sebebiyle bu ismi verdik. Daha sonra tekrar ezgiyi gerdaniye ezgi çekirdeği yapısıyla devam etmekte. Devamında ise kademeli olarak perdelerde asma kalışlar, ilgili perdelerde asma kalışlarla pençkaya asil ezgi çekirdeği yapısıyla rast perdesinde karar etmektedir. Meclisinde Mail Oldum isimli eser Gerdaniye perdesi merkezli başlayıp Neva ezgi çekirdeğini kullanarak bu sefer Neva ezgi çekirdeğiyle Neva perdesinde kalış, ardından tekrar Gerdaniye ezgi çekirdeğiyle Gerdaniye perdesinin gösterilmesi, tekrar Neva ezgi çekirdeği Eviç Acem değişikliği karara doğru yöneldiğinden ve Peçka Asil ezgi çekirdeğiyle yine eser rast perdesinde karar etmektedir.
İndim Yarın Bahçesine isimli eserde bir önceki esere benzer olarak yine neva perdesinde neva ezgi çekirdeği yapısıyla bir asma kalış. Ardından tekrar gerdaniye ezgi çekirdeğiyle seyre devam. Yine bir daha önceki eserlerde olduğu gibi peçka asil ezgi çekirdeğiyle karara gelişi gözlemlemiş bulunmaktayız. İncelediğimiz dört eserde makamın seyrinin sıklıkla gerdaniye ezgi çekirdeği, seyrek olarak da gülizar ezgi çekirdeğiyle başladığını gözlemlemiş bulunmaktayız. Beşiri makamının neva perdesi üzerindeki hareketlerinde neva ve Hicaz Hüzzam ezgi çekirdeklerini değişmeli olarak kullandığını söyleyebiliriz. Neva ezgi çekirdeğini kullanarak neva perdesinde yaptığı asma kalışların yanında Hicaz Hüzzam ezgi çekirdeğini kullandığında Hisar perdesinde veya yine Hicaz aralığını kullanarak neva perdesinde asma kalışlar yaptığını görüyoruz eserlerde. Seyrin karara doğru olan hareketlerinde peşke asil ve rast çekirdeklerine ezgi yapılarına bağlantıda Nevruz veya Uşşak Maye diye isimlendirilebilecek dügah perdesindeki kısa kalışları görüyoruz. Ezgi devam etmiyor. Çok kısa kalış, belki orada bir nefes dügah perdesi belirginleşiyor. Daha sonra peşke asil ve rast ezgi çekirdekleri yapısına geçiş yapılıyor. Dügah üzerindeki Nevruz veya Uşşak Maye yapılarının bağlantı olarak kullanıldığını söylemiştik. Bu eserlerin gerdaniye ile başlayıp, yani gerdaniye ezgi çekirdeği ile başlayıp rast veya peşke asil ile bitmesi mahur makamının renklerini hatırlatmaktadır. Bu sebeple mahur makamı olarak kabul edildiğini düşünmekteyiz. Bu benzerlik aynı zamanda mahur ve gerdaniye makamları arasındaki tarihsel benzerliği de yansıtabilmektedir. Fakat Beşiri makamında neva perdesi üzerindeki neva ezgi çekirdeğiyle yapılan asma kalışlar veya Hicaz Hüzzam ezgi çekirdeğiyle yapılan asma kalışlar, bunların değişimli olarak kullanılabilmesi, Nevruz ve Uşşak Maye ezgi çekirdekleriyle dügah merkezli ezgilerin üretilebilmesi sebepleriyle söz konusu makamın mahurdan farklı olarak tanımlanabilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bunun yanında iki makamın perde sistemi de birbirinden farklı gözükmektedir. Mahur perdesi yerine Eviç perdesi, hatta karara doğru yönelimlerde aynı rast makamı seyri gibi Eviç acem değişiklikleri ve çargahta asma kalışlar ve Buselik perdesi yerine Segah perdesinin kullanımı, eserin tamamında Buselik perdesi yerine Segah perdesinin kullanımı seyri mahur, günümüz mahur anlayışından bir miktar uzaklaştırmakta, böylesi bir detay gözümüze çarpmakta. Bu tanımlamanın izini de tarihsel makam geleneklerindeki devamlılığa sahip müzik merkezleri aracılığıyla karşılayabilmek mümkün olduğundan Harput yöresi eserlerini incelemiş bulunmaktayız. Çok vakti aşmayayım diye hızlıca bitirdim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Nuri Yılmaz. Bu noktada şöyle bir ekleme yapacağım. Soruları olanlar varsa tabii lütfen yazsınlar. Mahur makamı da zaten Nasır dedi de onu ifade eder ki gerdaniye makamını da içinde bulundurur. Yani mahur perdesini kullanmaklığı sebebiyle zaten mahur makamı işte Buseli'ye çevirme, segahı Buselik yapma ya da tiz Buselik yapma vesaire kullanımlarının yanı sıra gerdaniyeyi de her çoklukla içine alıyor. Yani rast düzeni seslerini çoklukla içine alıyor. Çoklukla bunları içine aldığı zaman segah, tiz segah ve Eviç perdesi dönüşleriyle karşılaşıyoruz. Gene neva üzerindeki o neva perdesi üzerindeki nevalı Buselikli yani neva makamı hissedişleri oluyor. Tabii ki Hüseyin'in üzerindeki kalış da önemli. O da bize gerdaniyenin mahur içine girdiğini kanıtlar nitelikte ve her zaman Arel Ezgi'nin dediği o çargah yapısıyla değil de rastlı kalışlarına da sıklıkla
karşılaşıyoruz Mahur'da da. Dolayısıyla belki bahsettiğiniz Neva üzerindeki Hicaz'ın Hüzzam'daki Hicaz, yani Hüzzam perdesinin kullanıldığı Hicaz cinsi olmaklığıyla farklılaşırdı. Ama zannediyorum o da bir geçki mahiyetinde gözüküyor. Yani her birinde onunla karşılaşıyor muyuz onu çok anlayamadım. Ama yani güzel bir sunum oldu. Çünkü yöresel olarak bu makamların nasıl algılandığına ve farklı isimle yer alıyor olmaklığına bir örnek teşkil etti. Tabii soruları olanlar dediğim gibi sohbet kısmından lütfen iletsinler. Çok teşekkür ederiz Nuri Yılmaz, Cenk Hocam. Şimdi sırada Mehmet Alişan Budak, yine Profesör Doktor Cenk Güray ile birlikte hazırladıkları Anadolu kentli müzik geleneklerinde saklı kalmış bir makam İbrahimi sunumlarıyla karşımızdalar. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Tüm dinleyenlere saygılarımı sunuyorum, hocalarıma. Bizim Nuri ile biraz kolektif bir test çalışmamız oldu. Ben de Hacettepe Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde müzik teorileri bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Tezimi de tamamlama aşamasına geldim. Benim bu sunumum benzer şekilde yine yörede kullanılan İbrahim'in makamını tanıtmakla amaçlı. Ben önce sempozyumun konusu olan Tamburu Cemil'e de bir atıfta bulunmak için Mesut Cemil'in babasının hayatını anlattığı kitaptan kısa bir bölüm okumak istiyorum. Bir gün Sinekli Bakkal'daki evimizin selamlığında babamın yanındaydım. Yine bir dilencinin sesine ikimiz de kulak kabarttık. Babamın dikkat ve alakasının ses yaklaştıkça arttığını görüyordum. Dilenci evin önünden ağır ağır geçip langa inen yokuştan aşağı uzaklaşmaya başlayınca aceleyle redingotunu giydi, sokağa çıktı. Ben de yanında. Dilenci çok uzun boylu, koyu yeşil sarıklı, abalı ve kör bir adamdı. Asa gibi uzun sopasıyla taşları yoklayarak ihtiyatla yürüyor, kalın, berrak ve yumuşak bir sesle hep aynı melodiyi tekrarlıyordu. O önde, biz arkada. Ta Etyemez'e kadar gittik. Yolda babam gelen geçene göstermeden avucunun içindeki 70'lik tütün paketinin arkasına melodiyi Hamparsu notasıyla yazdı. Pardon. Merak ve sevinç içindeydi. Benimle pek az konuştuğu, laubaliliği hiç sevmediği halde o gün sanki beraber bir oyun oynuyormuşuz gibiydi. Bazen başını iki tarafa hayretle sallıyor, sevinçle gülümsüyor ve neşeli zamanlarında olduğu gibi bana Mesut Efendi diyordu, işitiyor musun ne güzel. Şimdi bu canlı hatıramdan geriye kalanla arada geçen 40 seneye yakın zamanda öğrendiklerimi birleştirerek söylemeye cesaret edebilirim ki bu Harput veya Diyarbakır'dan yarım istik bir halk havasıydı ve Cemil'in plaklarındaki taksimlerinden birisinde onları rahatça dinlemeye vakit bulduğum her gün 40 yıl evvelki tazeliğiyle tekrar yakalayabilirim. Bu benim çok ilgimi çeken bir alıntıydı kitaptaki. Şimdi Cemil Bey gibi bu makam müziğinde bu kadar mahir bir kişiyi böyle evinden dışarı koşar adımlarla götürecek bu dervişin söylediği terennümde ne gizli diye üzerinde biraz düşündüm. Kendimi Cemil Bey'in yerine koyduğum zaman şöyle hissettim. O zaman İstanbul'da dinlediği müzisyenlerden farklı bir uslup, bir belki bir makamsal karakter, belki farklı ezgisel motifler ki onları notaya da aldığını söylüyor Mesut Cemil. Bu Harput ya da Diyarbakır'dan gelen dervişin terennümünde onu çok heyecanlandıran bir şeyler olduğu kesin. Şimdi benim test konum Harput, Diyarbakır, bunların yanına Urfa şehrini de ekleyerek bu üç şehrin günümüze gelmiş kentli müzik geleneklerini araştırmaya çalıştım. Tabii kentli müzik tabirini özellikle kullanıyorum çünkü bu üç kentte, yani kentli yaşantının çok uzun yıllardır, yüzyıllardır kentli yaşamın olduğu yerler, çok kozmopolit yerler aynı zamanda. Buralarda yoğun bir edebiyat birikimi de var. Yani örneğin Harputlu bir sürü divan şairi vardır ya da Urfalı Nabi'yi düşünebiliriz. Ya da bir Seyit Nuh Diyarbakır'dan yetişmiştir. Yani Diyarbakırlı olmasından ziyade orada yetişebilmiştir anlamında bunu konuşuyorum. Tabii ki şu an günümüze gelmiş bu müzik, kal örneklere baktığımız zaman bu üç şehrin çok dikkat çekici benzerlikleri vardır. Özellikle
çeşitli türler açısından. Mesela divan, her üç şehrin de divanı vardır. Gazel okuma geleneği vardır. Bu gazellerin kimilerinin arasında taksim yapılır, kimilerinin özellikle Harput'ta ara sazları vardır belli, ara sazları vardır. Hoyrat çok önemli bir türdür. Yine yöreye has, üç yörede de, üç kentte de kullanılan maya. Dini müzik çok yoğun bir şekilde vardır bu kentli müziğin geleneğinde. Hem İslamiyet açısından hem Hristiyanlık açısından, yani Doğu kiliseleri, Ortodoks kiliseleri açısından, özellikle Urfa çok kadim bir şehirdir Süryanili açısından. Yine icra çeşitliliğine baktığımız zaman, yani icra ortamları, mesela Urfa'da sıra gecesi bildiğimiz gibi veya Harput'ta kürsü başı derler. İşte Diyarbakır'da da Dicle kenarında eskiden yapıldığı söylenen velme ve Arapça ziyafet düğün yemeği manasına gelmektedir. Yine klasik sazlara rastlıyoruz o üç kentli gelenekte de. İşte ut, keman, kanun ya da Nuri arkadaşımın icra ettiği gibi klarnet Harput'ta. Bir de benim en ilgimi çeken konu bu yerel makam isimleri konusuydu. Nuri arkadaşım Beşir'in makamından bahsetti. Ben size kısaca İbrahim makamından bahsedeceğim. İbrahim makamı ile ilgili klasik repertuarda bir saz semai ve bir peşrev var. Şerif Çelebi'ye isnat edilen, 17. yüzyıldan kaldığı düşünülen. Yılmaz Üstün'e bundan bahsetmiş. Kazımus bu makamın isminin İbrahim Mevsili'den kaynaklı olduğunu yazmış Müziki Istilahat kitabında. Tabii bu bilgiyi nereden edindiği konusunda bir fikrim yok. Bu Şerif Çelebi'ye ait olan bizim şu an devlet korosu veya çeşitli nota arşivlerinde bulabileceğimiz iki tane saz eserinin notaları bunlar. Yakup Fikret Kutlu da İbrahim makamı Dügah perdesinde karar eden Birleşik Makamlar sınıfı altında ince şey yapmış, açıklamış. Tabii açıklarken sadece bu iki saz eserinde elinde materyal olarak o ikisi olduğu için onları incelemiş ve bu makamın Huzi, Beyati ve Muhayyer makamlarının birleşmesinden oluştuğunu açıklamış. Makam önce Huzi başlar, sonra Beyati makamında seyreder, sonra da Muhayyer makamına geçer. Bu tarif çok enteresan bir tarif. Çünkü bizim klasik nazariyattaki bu bileşik olarak sınıflandırılan makamların çoğunlukla inici bir kısmının da işte orta bölgeden başladığını görüyoruz. Yani böyle çıkıcı bir seyir ve farklı makam karakterlerine bürünerek çıkıcı bir seyirde bir makam ben göremedim açıkçası. Bu katlı makam seyri çok enteresan. Şerif Çelebi'nin eserlerine şöyle kısaca bir bakarsak saz eserleri Huzi başladığını görürüz. Beyati makamına geçiş yapar. Bir Hicaz geçkisi vardır Beyati'nin özelliği olarak. Sonra Muhayyer makamını yapar. Döner Beyati geri yapar ve en son da Uşak Huzi hareketiyle karar eder. Ben size şimdi Diyarbakır'dan Üstad Celal Güzel Ses'ten bir İbrahimi Divan dinletmek istiyorum. Bilmedin gözyaşını aşkın ile ağlayalım aman aman. Vay ahbar nazarim sana bel bağlayalım. Aman aman aman.
Çok yöreye özgü de bir şey, türdür. Hem Harput'ta var hem Urfa'da var. Bizim çalışmada kullandığımız makam analizi yöntemi Cenk Hocam'la kıymetli Ertuğrul Bayraktal Katal Hocam'ın bu makam atlası için hazırladıkları makamın taşı makalesinde kullandıkları yöntemi biz kullandık. Şimdi divan 3 bölümden oluşuyor bu dinlediğimiz divan. Tıpkı Yakup Fikret Kutlu'nun Şerif Çelebi'nin Peşre ve Saz Semaisi'nde tespit ettiği gibi. Birinci bölüm Huzi, ikinci bölüm Beyati, üçüncü bölüm Muhayyer. Birinci beyti Huzi makamını işleyerek daha ziyade icra etmiş Celal Güzelses. İkinci beyte geçmeden önceki divanlara namesi bize Beyati makamını duyuruyor. İkinci beyti de Celal Güzelses Beyati makamından icra ediyor. Ben biraz hızlanmaya başlayayım vakit açısından. Son beytte de Muayyer makamını, özellikle tiz çargah perdesi çok önemli. Yani Huzi'de yaptığı şeyin aynısını bir oktav yukarıda yapmaya çalışıyor icracı. Daha sonra tekrar uzun bir terennüm halinde önce Beyati'yi gösteriyor, daha sonra Uşak Huzi şeklinde karar ediyor. Bir de bir form tablosu oluşturduk bu makamın yapısını ve beyitlerle olan ilişkisini, bu genel kompozisyonu göstermesi açısından. Birinci bölüm Huzi, ikinci bölüm Beyati, üçüncü bölüm Muhayyer ve daha sonra tekrar Beyati ve Huzi şeklinde karar eden bir makam yapısı görüyoruz. Şimdi Harput'ta da çok, Nuri arkadaşımın tezi yayınlandığında takip edebilirler ilgililer. Harput'taki İbrahim'in makamı da çok benzer karakterde. Ben sadece çok basit gazelin ara namelerini yazdım. Birinci beytin ara namesi Huzi, ikincisi Beyati başlar. Üçüncüsü Muhayyer. Bunlar çok uzun ara nameler. Urfa'daki İbrahim makamı da yine aynı şekilde. İbrahim'i gezinti diye bir ezgi var. Bu yine Huzi ve Beyati gösterir. Urfa'daki İbrahim makamının bir özelliği Nevruz makam, Urfa'daki Nevruz makamının içinde bir şube olarak da görülüyor. Yani kat olarak görülüyor. Çünkü bu dediğim gibi katlı makam yapıları daha bizim çevre coğrafyalarda görmeye alışkın olduğumuz bir şey. Azerbaycan, Irak ya da İran'da bu şöbe, güşe ya da kıt'a dedikleri Bağdat müzik geleneğindeki, ondan da hemen bir örnek göstereceğim size. Bağdat müzik geleneğinde de İbrahim'in makamı var. Bu Rapsin'in The Repertoire of the Iraq Makams kitabından aldım ben bunu. Kendisi makamları tarif ederken Şenker analizinden mülhem çeşitli perdelere hiyerarşik olarak uzatıp kısatarak anlatıyor. Burada bu Simpson'ın hazırladığı notaya bakarsak çargah perdesinin önemini göstermiş ve dügah perdesinde karar eden bir yapı bu. Bizde Huzi, yani bizim anlayacağımız şekilde Huzi yapısını gösteriyor. Bir de İbrahim'in makamını Beyati makamı ailesi içerisinde tasdif etmişler Bağdat geleneğinde. Ben genel olarak çalışmamda zaten çevre coğrafyalarla İran, Azerbaycan, Irak coğrafyasıyla bu bizim yörelerin Harput, Diyarbakır ve Urfa yöresindeki müziklerin makamın işleyişi açısından çok benzerlikler olduğunu fark ettim. Sonuç kısmına gelirsek, yerel makam geleneklerinin
nazariyattaki bazı boşlukları doldurabileceğini söyleyebilirim. Mesela İbrahim'in makamı örneğinde bunu sanırım tespit etmiş olduk. Başka makamlarda da yaptık bunu. Test çalışmamızda var her ikimizin de, benim de Nuri arkadaşımın da. Yerel makam geleneklerinin teori alanına katkıları olabilir. Bunları etkileşim halinde oldukları coğrafyalarla algılamak lazım. Bu eklemlenen ezgi çekirdeklerinin işte Urfa'da birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye tarif ederler. Harput'ta gazel okunurken çıkması, aşması, yıkması diye tarif ederler işte. Veya çevre coğrafyalarda şöbe derler, güşe derler, kıta derler. Yani bu makamı işleme, makam kurgu açısından farklı bir şey. Bizim klasik gelenekteki algıladığımız beste üretme makamla ezgi üretme algısından farklı bir işleyiş bu makam işleyişi. Burada tabii söz unsuruyla bu ezgiler eklemlenerek araname veya taksimlerle en son hazırladığımız form tablosunda da genel o yapısını görebilmekteyiz. Bu katlı makam yapıları mevzusuna tekrar gelerek sözlerimi noktalamak istiyorum. Sunumumun başında Cemil Bey'in ilgisini çeken bir şey var demiştim. Hani onu sokağa çıkartan bir şey var demiştim. Mesut Cemil'in aktardı. Yine Mesut Cemil'in ve Tambur Cemil'in ekolünün son yüzyıldaki en önemli temsilcisi Necdet Yaşar'ın da ilgisini çekmiş bu demin bahsettiğim katlı makam yapıları. Onunla ilgili söylediği sözlerle Necdet Hoca'ya sözü bırakıyorum şu an. İşte Güneydoğu'ya gittiğimizde Anadolu'muzun en uç bir köşesinde birdenbire Diyarbakırlı Celal'in "Silmedin gözyaşımı" diye bir taş plağını dinlediğimiz zaman adeta aynı şeyi o da doğuda, Güneydoğu'da uygulamış görünüyor. Münir Bey'in ağız teşekküreklerinde uyguladığı şeyi. Makamı HES'ten, giriş yerinden, final yerinden alıyor. Yavaşça onun güçlüsüne geliyor. Biraz daha üst güçlü perdeye çıkıyor. Daha sonra bir tiz perdede bir feryat, bir sayha, adeta bir şey kopararak bir figan halinde bir meyan yapıyor. Sonra tekrar yavaş yavaş sükunete, karara doğru gidiyor. Bunu araştırmacılara da tavsiye ederim. Sanki birbirlerini duydu da mı etkilendiler diyemem. Çünkü bu Diyarbakırlı Celal'in uygulayışı oradaki bir halkın diyeyim, öyle isimsiz, öyle bir falanca bestekarın müzisyenli buluşu olarak değil, anonim olarak halkın yarattığı bir formu uygulamış olduğuna inanıyorum. Ben burada sözü Cenk Hocama bırakmak isterim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için hepinize. Biz teşekkür ederiz. Buyurunuz Cenk Hocam. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben hani çok fazla uzatmayayım, çok güzel sunumlar oldu hem Nuri'nin hem Alişan'ın, teşekkür ediyoruz. Genel anlamıyla hani Anadolu yerel makam geleneklerini böyle bir makam analizi temelli bir anlayışla incelememizin temel sebebi bu nazariyatta işaret ettiğimiz hani pek çok esasında boşlukta kalabilen alanın makamsal müzik, yöresel makam müziklerindeki devamlılık aracılığıyla doldurulabileceği fikrine dayanıyor. Dolayısıyla her iki arkadaşımızın çalışması da buna, bu manada güçlü bir desteği sanırım verecek bu alana. Sorular olursa onları zaten cevaplarız. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş sunumlar oldu. Çok mutluyum. Cenk Hoca'nın dediği çok doğru. Halk müziği alanında makam konusunun aydınlanmasına çok ihtiyaç var. Yani terminoloji alanında, analiz alanında, ortak bir dilin oluşması alanında ciddi sıkıntılar var. Hem kent müziği hem halk müziği arasında, kentteki halk müziğiyle işte kültüve olmuş kent müziği arasında vesaire, bu geçişlerin, terminolojinin oturması, benzerlikler, farklılıklar bağlamında araştırılması, ortaya konulması büyük önem arz ediyor. Cenk Hoca da bu konuda halk müziği alanındaki boşluklara, kentte yapılan halk müziğine dair çalışmalarla da çalışmalarını yürütüyor genç arkadaşlarla birlikte. Gayet mutluluk verici. Şimdi birkaç tane soru geliyor. Onları cevaplamak isteriz. Genellikle teşekkür eden herkese biz de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Şimdi 20 dakikamız var sorular için, onları ayıralım isterim. Berke Yiğit Satılmış
Goethe Enstitüsü'nün düzenlediği Beethoven projesinde yaylı tambur icra eden Muaz Ceyhan Bey, enstrümanın bas telini kullanabilmek için bu telin altına kibrit çöpü koyarak eseri icra etmiştir. Bu fikri kimden aldığını sorduğumda Tamburi Cemil Bey'den olduğunu söylemişti. Koray hocamın sunumuna ilişkin olarak bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Tüm hocalarıma saygılar. Koray hocam size de yönelik olmuş oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi evet, zaten hani her şey kibrit çöpüyle başladı yaylı tambura dair. O yüzden bu fikrin Cemil Bey'den alınması gayet doğal. Tabii zaman sınırı nedeniyle lafı toparlamaya çalıştığım için çokça atladığım şey oldu maalesef. Benim önereceğim şey aslında hani köprünün yükseltilmiş halde imal edilmesi şeklinde. Hani oradan girecektim. Tabii ki mümkündür. Harika. Diğer bir soru var. Önemli gözüküyor. Yine bu soru tüm hocalara yönelikmiş. Herkes için soruyor. Özlem Doğuş Varlı hocamız Uludağ, Bursa Uludağ Üniversitesi Konservatuvarı'ndan değerli müzikolog, etnomüzikolog. Diyor ki hocalarımın Anadolu'nun kent merkezli müzikleri minvalinde uzunca bir süredir takipte olduğum ustanın zurna çaldığı bilgisine müterakip herhangi bir zurna kaydına rastladılar mı? Usta dediği Cemil Bey'i mi kastediyor acaba? Sanıyorum evet. Ben denk gelmedim mesela. Diğer arkadaşlarım, evet. Anladım. Özlem Hocam denk gelinmediğini bildirdi katılımcılarımız. Diğer bir soru Emrah. Evet, evet, güzel bir soru değil mi? Yani belki şey araştırılırsa. Emrah Kocaman diyor ki Koray Köse'ye güzel sunumu için çok teşekkür ediyorum. Konusu itibariyle Ercüment Batanay'ın yaylı tambura bugünkü şeklini veren reformlarından bahsetmesini beklemiştim. Diyor. Siz bahsettiniz ya birazcık atladım diye belki. Ben şöyle diyeyim. Yine zaman darlığından çok hızlı geçmek zorunda kaldım. Ama bir iki cümle eğer izin olursa kısaca anlatmak isterim. Şimdi cümbüş sazının 1930'larda icadından sonra ki hani cümbüş alüminyumdan yapılıyor. Sonuçta hani tornadan çıkartıp yani gövdesini daha doğrusu tornadan çıkartıp yapabilirsiniz. Bir de sap bağladığınızda onu da uygun bir cıvatayla bağladığınızda tabii ki bu kadar hani küçümsemiş gibi olmayayım ama hani imalatının ahşap sazlara göre daha kolay olması nedeniyle cümbüş kasa tabir edeceğimiz yaylı tamburlar ve yaylı tamburlar yaygınlaşmaya başlamıştı. Şimdi Ercüment Batanay 1950'lerin başlarında hani daha yüksek volüm, daha yüksek rezonans elde edebilmek için cümbüş kasasına, cümbüş gövdesine benzeyen bir gövdeye sahip bir yaylı tambur geliştiriyor. Hatta izninizle pardon. Bu az önce elimde tuttuğum saz da bu formatta. Hani şöyle de bir espri yaparım arkadaşlar arasında. Hani IKEA'da yaylı IKEA'da tambur satılsa böyle olur. Çünkü hepsi, bütün parçalar cıvatalarla tutturulmuştur. Hatta sap bile. Dolayısıyla yani şöyle diyeyim, işin esprisi Ercüment Batanay'ın getirdiği yenilik aslında hani kabaca budur. Ve bu gövdenin de ahşaptan üretilme imkanı ortaya çıktığı için volümü de giderek artmıştır. Kaldı ki yani benim sazımda oldukça volümlü. Az önce geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim Mustafa Gencer'e bu saz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hızlıca devam ediyorum. Birkaç sorumuz var çünkü sırada. Değerli hocalarımızdan Profesör Doktor Songül Karahasanoğlu. Sorusu öncelikle Nuri Yılmaz'a diyor ki merakla bu konuşmayı bekliyordum. Beni çok heyecanlandıran bir yaklaşım.
Peki siz Harput müziğini anlattığınızda yeni bir makam ismi olarak Beşiri mi diyeceksiniz yoksa Mahur mu? Şimdi saygıdeğer hocam, Harput musiki şinasları zaten bu yapıyı Beşiri olarak isimlendirmiştir. Yalnız şu malumunuz, yörede Mahur makamı ve Rast makamı da tüm detaylarıyla bilinen, hatta bu makamlarda eserler üretilmiştir. Rast gazel vardır ayrıca ama ona Beşiri dememişler veya İbrişim Örmüyorlar gibi bir esere Rast dememişler, Mahur dememişler. Özellikle incelenen bu eserler özelinde bu yapıya Beşiri Hoyrat başta olmak üzere, ki onun saz bölümlerinde bahsettiğimiz hüzzam aralığı neva üzerinde görünmekle beraber karara nikrizli gider. Hani bir zavil yapısını da aslında bizlere hatırlatır. Bizimkisi belki yeni bir makam terkip etmekten ziyade bir sonraki sunumla da ve Cenk Hocam'ın anlatımıyla da birleştiği üzere, yani bunlar tarihi kaynaklarda yer alan isimler ve bir şekilde mahalli müziklerde yaşıyor. Eğer bir tanımlayıcı, tamamlayıcı teşkil edebilirse veya daha sonraki çalışmalara ışık tutabilirse diye çabalıyoruz. Ben Harput müziğini anlatırken yine onların, ustaların, ecdadın Beşiri dediğine Beşiri diyeceğim. Çünkü onlar Mahur eserlere Mahur, Rast'a da Rast demişler. Onlar Mahur'u biliyor diyorsunuz. Harika. Evet. Tamam. Peki. Benim bir sorum var aslında. İzin var mı? Bir saniye bekletebilir miyim? Çünkü çok ilişkili biraz önceki soruyla. Çünkü Songül hocamız diyor ki, öncelikle birinci kısmını cevapladı Nuri Yılmaz. Beşiri mi diyeceksiniz, Mahur mu dedi. Arkadan ekledi Songül hocamız. Yoksa yapılacak ve yıllardır makam dendiği zaman göz ardı edilen bu konu yeni yönelimler, bu konuya yeni yönelimler çıkacak mı diyor. Aynı soruyu Mehmet Alişan Budağ da İbrahim'i makamı kapsamında soruyor aslında. Şimdi Beşiri makamı zaten Kerkük'te de var, Beşiri Hoyrat. Irak'ta da var. Yani bunlar aslında çok eski makam yapıları olduğunu ben tahmin ediyorum. Ya da yerel kalmış, ya da yani bir şekilde İstanbul'a ulaşamamış, gidememiş, ya da oradaki bazı kuvvetli makamların hükmü altında kalmış makamlar, ama kendilerine has, Nuri'nin de bahsettiği gibi bazı ezgisel karakterleri var. Yani siz bir Mahur taksim yaparsanız Harput'ta bir Beşiri gazel okuyacak biriye, o kişi ondan tatmin olmaz. Onun istediği bazı o ezgisel yapıları yapmanız gerekiyordur. İbrahim makamı için de aynı şey geçerli. O bölgede var zaten bu makamlar. Yani Bağdat'tan Urfa, Diyarbakır, Harput, böyle bir merkez düşünebiliriz bölge. Anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Murat Gürel'e ait. Samsun Üniversitesi'nden, o da bir akademisyen, değerli akademisyen arkadaşımız. Alişan Hocam diyor, Huzi makamına hangi tarif üzerinden yaklaşıyorsunuz? Teşekkür eder, iyi çalışmalar diliyorum. Ben bahsettiğim gibi biz ezgisel analizleri Cenk Hocam ve kıymetli Ertuğrul Bayraktal Katar Hocam'ın en son şu an makam atlasında çıkacak makalesinden oradaki yapıları kullandık. Burada Huzi ezgi çekirdeğinden kastımız çargah perdesini üzerinde duran, ras perdesini gösteren, yani bu manada bu özellikleriyle Uşak ezgi çekirdeğinden ayırdığımız yapıdır. Peki bu noktada Ruhi Ayangil hocamın bir eklemesi var. Beşiri ve İbrahimi çok güzel ve özgün adlandırmalar diye belirtmiş değerli hocam. Hocam belki bir katkı yapabiliriz Murat'ın sorusuna. Sevgili Murat, Abdülbaki Nasır dedenin öncelikli olarak Huzi tanımı bizim de hani o Ertuğrul Hoca ile çalışmamızda esas alındı. Sonrasında da bu şekliyle aktaran hani başka kaynaklar var. Mesela Ekrem Karadeniz çok detaylı bir Huzi anlatıyor. Ama bir de bizi çok etkileyen Kani Karaca Hoca'nın o meşhur YouTube'daki o derslerde yayınlanan derslerindeki Huzi tanımı da bu manada enteresandır. Onu hatırlatayım dedim. Çok teşekkür ediyorum. Bu noktada hocam, Profesör Ruhi Ayangil'in bir Huzi tanımlaması var. Onu da hızlıca burada zikretmiş olayım. Huzi,
Rast dizi dörtlüsü ile Uşşak dizi dörtlüsü bünyesinde güçlüsü çargah perdesi olan Uşşak Huzi dizi üçlüsünün betimlediği eski bir makam yapısıdır diye eklemiş. Biraz önceye dönüyorum şimdi. Berke Yiğit Satılmış teşekkür etmiş cevabınıza. Özlem Doğuş Varlı hocamız tambur ve yaylı tambur çalgılarına hiyerarşik düzlemde bakmak gerekir mi? Koray Köse beyefendiyedir sorum. Hiyerarşiden kasıt olarak hani nasıl, ne tür bir hiyerarşi sorduğunu tam algılayamadım açıkçası. Yani tamam, şöyle diyeyim, hiyerarşi deyince bir grubun diğer gruba üstünlüğü geliyor insanın aklına, en kaba tabiri. Evet, o yüzden ne tür bir hiyerarşi sorguladığını tam anlayamadım hocamızın. Tamam. Şimdi Mim Sanat Akademisi emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz diyor. Rühi hocamızın tanımlamasını okudum. Halil Altınköprü Ege Üniversitesi'nden hocamız. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Şöyle bir eklemesi var. Mahur makamı şet ve terkip olarak iki şekilde ifade edildiği takdirde içindeki inici rast makamını kapsayan şekline bileşik veya terkip mahur demek daha uygun olur diye bir ekleme yaptı. Görüşü olan var mı Cenk bu şeye eklemeye? Ya şimdi şer makam şeyi biraz tartışmalı ama evet yani benim de reddettiğim bir görüş var. Burada yazıyorum. Tartışmalı ama bilmiyorum. Pardon Esra, ben bir yandan soruları takip ediyorum. Şöyle tekrarlayabilir misin? Hayır, Halil Altınköprü mahur şöyle geri dönmem lazım. Mahur makamını şet ve terkip olarak düşünmeliyiz. Yani öyle ifade ediliyor. İçindeki inici rast makamını kapsayan şekline bileşik veya terkip mahur demek daha uygun olur diye bir şey getirmiş Bilgi. Bu konuda sen ne düşünürsün? Burada hani tartışma zaten mahur makamı değil zaten, ama hani mahur makamı şet olduğunu da ben hani düşünmüyorum bu manada. Kendine has hareketler olan değişik bölgelerde. Tabii bunu hani daha detaylı bir boyutta belki tartışmak gerekir. İncelenebilir. Ama hani bizim yaklaşımımız öyle değil esasında. Onu söyleyebilirim sadece. Evet. Tamam. Bu şet makam kavramı zaten bambaşka bir tartışma konusu olduğu için şimdilik burada kilitliyolalım. Koray Köse buyurunuz. Tam yerine rast geldi. Çünkü benim de sormak istediğim soru bir nebze buydu. Hani buna katkıda bulunacağını düşünüyorum. Şimdi daha son önce... 10 dakikamız. Evet. 10 dakikamız. Çok kısacık, çok kısacık sormaya çalışacağım. Başka sorularımız da var. Pardon hocam? Başka sorularımız da var. Hızlıca lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Alişan ve Nuri ile beraber çokça müzik icra ettik sağ olsunlar. Çok kıymetli sazende arkadaşlarım. Şimdi Beşiri makamında daha önce bir iki eser çaldım. Bir şey dikkatimi çekiyordu. Açarken yani başlangıçta muhayyerden bir çarptırma, yani muhayyer yani tamam hani gerdaniyede kalıyoruz ama muhayyerden sanki böyle kürdi tiz kürdiye çarptırır gibi bir hareket seziyorum eski kayıtlarda. Bu da bana hani Gülizar'dan ziyade Nişabur, yani işte Hüseyin'de Nişabur, hani karar bu sevkidedir ya Nişabur'un. Onun Hüseyin'e taşıdığımızı düşünürsek hani böyle bir efekt olduğunu düşünüyorum. Buna da gerekçe olarak Tamburi Cemil Bey'in kendi bestesi olan Mahur Teşrevi'nin kaydını akla getirmeyi öneriyorum. Teşekkür ederim. Halil Altınköprü bir de ezgi çekirdeği konusu dikkatimi çekti diyor. Makam duygusunu veren en küçük ses kümesi olarak algılansa da çeşni, palamut makam gibi farklı ifadeler eğitimde kargaşa yaratıyor. Standart bir ifade kullanılsa daha iyi olmaz mı? Herhangi bir hocamız cevap verebilir. Serdar Hocam, Cenk Hocam ya da diğer arkadaşlarımız cevap vermek isteyen var mı? Ben cevap vereyim. Bunu esasında herhalde en fazla kullanan adam biri benim, Ertuğrul Hocam'dan mülhem tabii.
olarak şimdi bu ezgi çekirdeği kavramı birebir çeşniği karşılamıyor hani bizim kullanımımızda. O biraz hani oradaki kullanımlarımız incelenirse zaten ortaya çıkacaktır. Burada belirli fonksiyonlaşmalarla biz bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Yani evet, anlamsal olarak bize makamı şüphesiz olarak duyuran en küçük bir ezgisel kalıptır ezgi çekirdeği. Ama biz teoride bunun bu duyuşu ortaya çıkaran fonksiyonları da tanımlamaya çalışıyoruz ve arkadaşların çalışmalarında belki ufacık gösterildiği gibi işte pekiştirici ses, merkez ses, süsleyici ses, ortak tanımlayıcı ses gibi fonksiyonlarla beraber o ezginin nasıl ortaya çıktığı, ezgisel yapının nasıl bir perde organizasyonuyla ortaya çıktığını teorik bazda tanımlamaya gayret ediyoruz ve bu ezginin ortaya çıkışı, bu kalıbı ortaya çıkaran genel yapısal özellikleri tespit etmeye ve aktarmaya gayret ediyoruz. O yüzden bunu böyle tanımlıyoruz ki ilk tanımlayan da bizler değiliz. Ertuğrul Hocam'dan öncesinde de esasında işte Kemal İlerici Hocamız, Gültekin Oransay Hocamız, hatta yurt dışına gittiğimiz zaman Owen Wright'ın doktora tezi, daha erken 1900'lerin başına kadar bu ezgi çekirdeği meselesi esasında modal nükleus olarak pek çok tanımla aktarılıyor. Dolayısıyla oldukça eski bir teorik yaklaşım ama son halinde biz bu şekliyle kullanıyoruz fonksiyonlarıyla beraber. Bunu arz etmek isterim Halil Hoca'ya ve ilgili değerli hocalarıma. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Açıklama için çok faydalı oldu hakikaten. Necdet Kurt sorusu Koray Köse Bey'e diyor. Tanburi Cemir Bey ile muhabbet kurmuş olan Feryadi Hafız Hakkı Bey yerli tambura öykünerek bir saz yapmış ve adını Feryat koymuştur. Akabinde kendisi de Feryadi ünvanını kullanmaya başlamıştır. Bu sazda 30 civarında taş plak doldurmuştur. Bu sazla ilgili bilginiz var mı diye soruyor Koray Köse. Buyurun. Açıkçası denk gelmemiştim. Hocamızın katkısı için teşekkür ediyorum. İnşallah son metine yazarken bunu da bu konuyu da araştıracağım. Harika. Hızlıca devam ediyorum. 5 dakikamız var. Murat Gürel diyor ki Huzi için Artin Hızıra, Nasır Dede Haşim Bey tariflerinden hangisi benimsenmektedir? Bunun yanında Huzi bilgisine yalnızca ilgili eserlerden mi ulaşılmıştır? Teşekkürler. Bunu cevapladık Esra Hocam demin. Herhalde o biz cevaplarken tekrar yazdı Murat Hoca. Abdülbaki Nasır Dede bilgisi. Burada bizim en temel kıstasımız Abdülbaki Nasır Dede ve sonrası kaynaklar diyebilirim. Songül Karahasanoğlu'nun bir cümlesi var. Yerel kalmış doğru bir tanım değil. Başka yerden baktığınızda İstanbul'da yereldir diyor. Evet, bu noktaya ben de o şekilde bakmayı tercih ediyorum. Zira hani bu makamlar Anadolu ve çevre coğrafyalarda uzun yüzyıllardır kullanılan makamlar ve esasında hani daha öncesinde yaygınken son dönem belirli kentlerde devamlılığı sağlanıyor ama genel makam nazariyatının ve repertuarının bir parçası bu makamlar ve temsil ettikleri müzik geleneği. Dolayısıyla buna bir bütün olarak baktığımız zaman hiçbir yer yerel olarak kalmıyor. Hakikaten çünkü İstanbul merkezi neyse Diyarbakır'da ondan çok farklı bir müzik hayatını yansıtmıyor geçmişe doğru gittiğimizde. Bu bağlamda Anadolu'nun o çok zengin makam coğrafyasının ortaklığı ve tabii çevre coğrafyalarla bağlantısı Alişan'ın da işaret ettiği gibi böyle bir isimlendirmeyle sanırım çok daha net anlatılabilir diye düşünüyorum. Emin Soydaş diyor ki herkese teşekkürler. Bahsedilen katlı makam anlayışında makam işleyişi klasik gelenekten farklı ise bu durumda bu örneklerden yola çıkarak teorik alana katkı tam olarak nasıl olacaktır? Alişan özellikle bahsetti. Belki Alişan da birkaç söz söyler. Hani benim fikrim şöyle. Şu an makam algımız bizim daha çok çizgisel bir seyre hapsedilmiş durumda. Oysa ki her çizgisel seyir altında kendine has farklı katmanlarda ezgi örgütlenmeleri var, ezgi yapılanmaları var.
Eski makam geleneği bunu göz önüne alarak ortaya çıkan bir gelenek. Ama şimdiki yapı bunun maalesef daraltılmış bir haliyle bizim önümüze geliyor. Dolayısıyla eski makam geleneğini yerel repertuar üzerinden keşfetmenin teorik olarak da makam geleneğine farklı bir bakışı da öne çıkaracağını tahmin ediyorum. Böyle bir yorum yapabilirim. Alişan Bey ki bir şeyler yine söyler. Ben şeyi tavsiye ederim hocam naçizane bu konuda, tezde de yazmıştım. Urfa'da Tenekeci Mahmut'un kalan müzik arşivinden yayınlanmış bir Nevruz Gazel icrası var. 17 dakika sürüyor, 8 beyt. Yanıp bir ruhsare çırağın olduğum var mı? Orada 2 oktav tam, çünkü şöyle söyleyeyim. Aşiran perdesinden, hani aralık olarak tarif etmek için diyorum, tiz neva perdesine kadar 2 oktav. İçinde bu katlı yapıyı nasıl işlediğini orada şey yapabilirler, kıymetli hocalarım görebilirler. Teşekkür ederiz. Osman Öksüzoğlu son 3 dakikamız diyor ki, Nuri Bey'in ifadesi Urfa musiki kültürü içinde geçerlidir. Urfa'da da mahur ayrıdır, beşiri ayrıdır. Her iki makamda bilinir ve ayrı ayrı isimlendirilmiştir. Teşekkür ederiz katkı için. Ruhi Ayangil hocam son olarak Huzi için. Huzi 400 yıllık uygulaması ile Ali Ufki'de yer alıyor demiş. Ruhi Ayangil hocamla bitirerek kendisine tekrar Tumaç öncülüğü için teşekkür ederek burada bulunmamızın en öncül figürü olarak onun sözüyle tamamlayarak oturumumuzu kapatıyorum. Ve teşekkür ediyorum bütün katılımcılara ve dinleyenlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir dahaki oturumda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Herkesi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.